Tamam, öyle düşürme bakalım.
Sularımız gelmediği için şu anda şöyle göstereyim. Güneş doğuyor. Biz erkenden geldik. Damacanaları evde doldurduk. Tulumbanın ağzına kovayı koydum. Buradan hanım ucunda mısırları suluyor, gezdiriyor. Azar azar can suyu gibi su vereceğiz. Buradan çekmekle getiremediğimiz zaman hemen damacanadan takviye yapıyoruz. Bu şekilde mısırlarımızı ilk defa sulayacağız. Pompa bozulduğu için elle çekiyoruz. Yetiştiremiyoruz, zor oluyor. Evden 6 damacana getirdik. Az az da olsa biraz can suyu gibi vermek istiyoruz. Pompamız bugün gelebilir büyük ihtimal. Yeni pompa aldık. Ama elektriğimiz yok. O da elektriksiz çalışmadığı için yine böyle sulayacağız. Elektrik de gelirse elektrikle hemen sağlam dalgıcımızla bu işi devam edeceğiz. Bırakalım. Bir de gidip hanım ne yapıyor onu bir görelim. Öyle azar azar tulumbadan çekiyoruz. Damacanadan ilave ediyoruz. Bu şekilde can suyu gibi vermeye uğraşıyoruz. Suyumuz yok maalesef. Burada da geçenlerde aşıladığım tatlı karatutlar tuttu. Fakat ekşi karatut henüz tutmadı herhalde. İkisi de pek şey değil, patlamadı. Ama bu tatlı karatutlar gayet güzel oldu. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi aşılarımız çok net olarak 2, 4, 5 tanesi kesin tuttu. 2, 3 tanesi de 1, 2, 3 tanesi de şu anda belli değil. Kuruyabilir. Şöyle bakarsanız yanlarına dutları bile var şurada. Bu zaten çok hızlı dut veriyor. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada dut var. Yani bu sene olmasa bile seneye bunlar gayet güzel dut verir. Şurada tomurcuklar var. İki tane dut yine. Amacımız tabii bu sene dut almaktan ziyade aşılarımızın tutup büyümesi inşallah. Neyse su takviyesi yapmaya devam. Evet karpuzlarımız da çiçek açtı. İnşallah yakında onlar da meyveye döner. Çalanıyım
Aradan da suyu döküveremişsin. Arkadaşlar domatesler salçalık domates hastalık yapıyor. Bazılarını söktük attık birçoğunu. Şimdi bunu da sökeceğim. Gördüğünüz gibi aslında bir şey yok gibi görünüyor. Fakat burada bir sakatlık var. Boş paketi var. Kök hastalığı mıdır artık nedir bilmiyorum. Zaman zaman biz bunları bak bazıları böyle iyi. Sonra hastalanıyor. Bak şuradaki gibi. Tam çiçekteyken. Bu da aynı şekilde. Bak kök çok dandik. Şurada bir hastalık var bulaşıyor. Bunları böyle tarladan uzaklaştırıyoruz. Yerine tekrar süper domates ekeceğiz. Bak bunların da buralarını almamıştık zaten. Bunları alalım. Bak buradan varsa da hastalık gelmez. Bunlar aynı şekilde hastalık yapanların yerine domates diktik. Bunlar yeniden büyüyecek şimdi. Biraz geç kalıyorlar ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Burası içeride kalıversin, önemli değil. Aslında bunu da şuradan kesip atacaksın. Sprelle. Çok güzel olur. Bakalım şöyle. Dayattır, ben de gireyim içine. Tamam mı? Hı hı. Giriyor bak. Koyalım mı oraya? Alçak gelmem mi İbrahim? Su akmak için. Şimdi
karpuz var bunda. Şöyle gördüğünüz gibi her taraftan obur dallar çıkıyor yaprak aralarından. Bunları alıyoruz. Ondan sonra bunu karpuzuyla beraber çevirip buraya koyuyoruz. İkişer tane kök var her yalakta. Bu köklerden ikişer dal bırakıyoruz. Toplamda bir yalakta 4 dal kalmış oluyor. Normalde bu 4 iki daldan çok fazla dal çıkıyor. Biz ana iki tane karpuz veren üzerinde karpuz varsa, karpuzlu yoksa daha kalın, daha güçlü olan dalları bırakıyoruz. Cılız olan meyvenin şeylerini sömürecek olan, boşuna meyve vermeyecek olan kısımlarını, obur dediğimiz dalları şöyle alıyoruz. Çünkü her dalda bir tane karpuz yapsa yeterli. Eğer çok karpuz yapmaya kalkarsa zayıf olur. Güçlü olmaz. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. İri olsun, güzel olsun, az olsun. Derdimiz bu. Mesela şu gördüğünüz gibi fazla çıkan dallar var bir dalın ucunda. Onları bu şekilde temizliyorum. Genelde ana kolları bırakıyorum. Daha güçlü olan, daha güzel olan. Cılız sonradan çıkma dalları yanlardan alıyorum. Bak gördüğünüz gibi şöyle göster. Şurada küçücük karpuz doğmuş. Karpuzu var dalın. Bir saniye bak. Hatta bir tane de burada var. Bir dalda bak iki tane karpuz var. Bir de bu yan dallar sömürecek bunu. O yüzden bunları alıyorum. O iki karpuzdan bazen ikisi de olabilir. Bazen de bir tanesi sararıp düşebilir. O yüzden bırakıyorum ikisini de. Ama bunların yan dallarını, oburlarını alıyorum. Çünkü bunlar bir işe yaramayacak. Görüyorsunuz bak. Burada da karpuz doğmuş. Bunun da yan dallarını alacağım. Şöyle. Sadece kuvveti bizim anaç dala gitsin. Karpuzlarımız daha iri, daha güzel olsun. İnşallah. Bu şekilde budama yapıyoruz karpuzlarımızı. Farklı yönlere gitmişler. Biz bunları aynı yöne doğru çevirip yatırıyoruz. Zaten yarın o tutacaklarıyla kendileri de tutunuyorlar birbirlerine. Tek tek ayrı ayrı yaymıyoruz. Toplu halde yayıyoruz çünkü birbirlerinin gölgesinden de faydalansınlar, yanmasınlar güneşte. Bakın küçücük karpuz doğmuş ana gövdede. Bunu bu şekilde yatırıyoruz. Yan dallarını, obur dallarını alacağız. Çok miktarda obur dal üretiyor. Her yaprağın arasından bir tane obur dal çıkmış.
bakıyor mu bana? Hı hı. Hapşur gel. Hı hı. Mı lazım? Evet arkadaşlar, bir günde hemen değişmiş. Dün daha ufaktı. Bir günde hemen büyüklükleri fark ediyor. Bir tane daha bu şekilde biraz büyük vardı. Ona bakıyorum. Bak dün bu ufacıktı. Tırnak kadardı. Hemen bak bu da aynı şekilde. Burada. Bunlar dün çok küçüklerdi. Dün budama yapmıştık bunları. Şurada gördüğünüz gibi bak. Çok küçüktü bunlar. Bugün hemen bir günde bayağı bir fark etmiş. Bunlar... Küçük küçük fark etmiştik bunları dün. Bugün bayağı bir fark yapmışlar. Çok hızlı büyüyorlar. Maşallah. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, aradan 2 gün geçti. Gördüğünüz gibi yumurtadan az büyük olan karpuz bu hale gelmiş. Yeni karpuzlar doğmuş. Kestiğimiz, budadığımız yerlerden yeniden obur dallar çıkmış. Yine birazdan onları da keseceğim. Bunlar bak gördüğünüz gibi tırnak kadardı. Kocaman kocaman karpuz olmuş bunlar da. Bayağı büyükler, büyümüşler. Bunlar maşallah maşallah. Harika olmuşlar, bakıyorsunuz. Şöyle diyeyim, yumruğum kadar olmuşlar. Yani görünüyor mu ha? Yumruğum kadar olmuşlar. Bunlar tırnağım kadar falandı böyle. Bakın. Şimdi bunun obur dallarını tekrar keseceğiz. Bakın burada da var. Yeni doğanlar var. Şurada var, harika. Karşıda var, küçük bir tane yeni doğmuş. Burada da hem yeni doğmuş var. Hem de böyle biraz büyümüşü var. Bunlar küçücük, parmağımın ucu kadar yoktu bak. 2 gün önce. Bugün maşallah var. Şuraya bakar mısınız? Şöyle elimi koyayım yana yumruğumu, bakın. Şöyle. Kıyaslamanız için. Bakın bunlar daha yavruydu. Parmak ucu kadar bir şeydi. Hemen 2 günde, 2 gün gelmedik. Bu hale gelmişler. Allah'ın bereketi. Evet, bunlar da günlük bugün topladığımız salatalıklarımız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Artık 4K çekim yapıyoruz. Bilginiz olsun. Daha güzel, daha net görüntüler sunmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.